Huzura doğru. Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle konuşacağız, bir sorumuz olacak ve bunun cevabını almaya çalışacağız. Bugünkü sorumuz da herkesi ilgilendiren bir konu. Hocam daha önce tabii başka konuları anlatırken, mesela haset konusunu anlatırken hatırladığım kadarıyla, bunun bir kalp işi olduğunu söylemiştiniz. Şimdi böyle kalpte zuhur eden, bunun tabii tezahürleri de ortaya çıkabilir tabii. Yani görünebilir bunların etkileri. Bazı hususlar var. Bunlardan birini daha sormak istiyorum. Hatta ikisini sorayım. Mevki ve şöhret sahibi olma arzusu. Bu da kalpte olan bir şey. Ama tabii dışarıya çıkınca, kalpten dışarıya çıkınca bu başkalarını kırar, döker, başka şeyler, yani insanda ar namus da kalmayabilir. Ama orada hapsedebilsek, dursa bile kalbimizde, bu bize mutlaka zarar vermez mi? Yani bu tavsiye edilen bir şey midir? Şimdi Mustafa Bey, insanı o kadar güzel tarif etmişler ki, mesela insanı en iyi tanıyan, onu yaratan Allah-u Teala. Evet. Sonra peygamberleri iyi tanıyor. Çünkü peygamberlerin en büyük mürebbiyedir, terbiye edicidir onlar. Çünkü peygamberler materyal olarak insana hitap ediyorlar. Eğitimciler. Eğitimciler yani. Pedagogtur yani. Tabii. Ve onların materyali kullandıkları insan. İnsan. Malzeme. O sana İslam alimleri, peygamber Efendimiz'in varisi olan. Bunlar da insanı iyi tanıyor. Eğitimcilerin de kullandığı aynı şekilde materyal insandır. Yani çamura şekil verenler ayrı. İnsana şekil veriyor bunlar. Dolayısıyla Ehl-i Sünnet alimleri Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam'ın bildirdikleriyle insanı öyle bir açıklamışlar, öyle bir bildirmişler ki mesela insanda neler var? Hepsini biliyorlar. Mesela eğitimcilerden bazıları, Batı kökenler mesela insan ruhunu bilemiyorlar, oraya giremiyorlar. Yani onu İslamiyet açıklıyor çünkü. Oradaki o ruhun özelliklerini, hususiyetlerini bilemiyorlar. Nefsi tanımıyorlar, bilemiyorlar. Yani insanın içerisinde bir kuvvet var ama ona nefs diyemiyorlar. İslam alimleri çok güzel bir şekilde ruhu da, ruhun özelliklerini, nefsin özelliklerini, bedenin isteklerini, hepsini takır 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 maddeler halinde yazmışlar. Ve insanda gönül denen, buna kalp deniyor. Gönül denen bir yer var. Bütün düşünceler orada toplanır, akla oradan gönderilir. İmam-ı Rabbani Kutusayet'te de böyle anlatıyor bunu anlatırken. Kalp hiç boş kalmaz. Ya melek vasıtasıyla insana ilham edilen düşünceler gelir. Bu düşünceleri akla aynı şekilde göndererek akılda eğer kuvvetliyse ayırabiliyorsa ayırır. Ona göre senin hareket tarzını belirler. Veya buraya nefsten gelir. Hatta buna canlı bir şekilde böyle bardak misali vermişler. Şu anda mesela yarısına kadar su var. Doldurduğun zaman dolu bir bardak. Boşalttık, boş bir bardak. İslam alimleri diyor ki bardak boş değil diyor, hava doldu. Doğru. Hava doldu. Dolayısıyla Allah-u Teala'nın yarattığı sistemde boşluk yok. Buna su koyabilirsin. Sıvı herhangi bir şey koyabilirsin. Katı şey de koyabilirsin. Onlar da zaten şeffaf olduğu için dışarıdan bakınca diyorsun bu sudur veyahut da meşrubattır veya buna benzer bir şeydir. Veya katı bir şeyle bile bir koydun. Veyahut da buna benzer mercimek koydun, bir şey koydun. Dışarıdan bakınca diyorsun bunun içinde mercimek var falan diyorsun. Dolu diyorsun. Boşaltıyorsun, boş bardak. Boş değil işte. Orada hava var. Boş değil. Daha iyi anlaşılsın diye doğru mu anlıyorum? Şimdi gerçi konumuzun dışına çıkıyoruz sanki de. Şeytan da, nefis de bir taraftan kötü şeyler bombardıman halinde kalbimize. Melekler de iyi şeyler sürekli veriyor. Hı hı. Burada bunun ikisinden birini almak bize mi kalmış bir şey? Bize kalmış. Kalbe yükleyip kalbe baskı yapınca kalp yapacak bir şey yok. Talimat veriyor. Akla gönderiyor onu. Oradan gelene de sen görüş, dinleme, konuşma, el, beden hareketleri itibariyle bunu hayatına geçiriyorsun. Bunu hayatına geçiriyorsun. Şimdi bunu anlattıktan sonra, bunu anlatırken şimdi nefsten kaynaklanan, bedenden, beden yapısından kaynaklanan insanın bazı istekleri var. Evet. İtibar görmek ister.
hürmet görmek ister, saygı görmek ister. Bu insanın elinde değil. O ister, evet. On sana mal, mülk ister. Sizin dediğiniz, herkes beni tanısın ister. Şöhret. Meşhur olayım ister. İster. Makam sahibi olayım, genel müdür olayım, bakan olayım ister. İnsanın içinden gelir bu istekler. Hı. İslam alimleri bunu tasvip etmişler. Bu istekler niçin kaynaklanır insanda? Diyorlar ki bir, nefsin arzularına kavuşmaktır. Çünkü nefis arzuların haram yollardan elde edilmesini ister. Bizi meşhur olma yoluna sevk ettiği zaman önde engin tanımaz. Haram, helal demez. Yıkar geçer gider. Hani siz girişte dediniz ya, böyle bir şey. Nefsin arzuyla kalbe nefs yüklendi. Dedi ki, ar, namus, iffet, haya, din, iman ne varsa hepsini yık. Yeter ki sen meşhur ol dedi. Herkes seni tanısın. Hani tarihte anlatılıyor. Adam meşhur olabilmek için zemzem kuyusuna işemiş derler, tamam mı? Meşhur olmuş adam yani. Zemzem kuyusuna işeyen adam. O namussuzluğu yapmış, evet yani, yani adam. Öyle yani, anılmak için. Anılmak için yapabiliyor. Zamanımızda da var. Adam vatanına ihanet ediyor. Adam dinine ihanet ediyor. Dini bozmak için aynı şekilde ihanet ediyor. Ne için? Öne geçmek için. Makam, mevki, para, buna kavuşmak için. Evet. Bu nefsin arzuları. İkinci sebep, kendinin ve başkalarının haklarını zalimlerden kurtarmak, sadaka vermek, hayır hasanat yapmak yahut mubah olan iyi giyinmek, iyi yemek, iyi evlerde oturmak, çoluk çocuk sahibi olmak, rahat, mesut yaşamak veya ibadetlerine mani olacak şeylerden kurtulmak, İslam dinine, Müslümanlara hizmet için mevki, makam sahibi olmak istenir. İslamiyet buna itiraz etmiyor. İkinci kısmı. İkinci kısmı. Evet. Yani hani siz başlangıçta dediniz ya, bu istekler ve arzular insanlarda aynı şekilde hep var mıdır? Var tabii. Nefsine uyarak istersen felakettir. Ama şu ikinci sebeple istiyorsan, o zaman aynı şekilde o tavsiye bile ediliyor yani. Tavsiye ediliyor çünkü Süleyman Aleyhisselam talepte bulunuyor. Allah-u Teala arz ediyor. Ya Rabbi, daha önce hiçbir kuluna vermediğin bir saltanat ver bana diye. Yusuf Aleyhisselam maliye nazırı oluyor. Davut Aleyhisselam da hükümdarlık yaptı. Dolayısıyla onların da bu talepleri oldu. Allah-u Teala bu talepler günahtır. Ben bunlardan razı değilim. Bunları istemeyin buyurmadı. Verdi de. Onun için din kitaplarında bunlar takır 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 hepsi bildiriliyor. Zenginlik de mesela Süleyman Aleyhisselam çok zengindi. Eshab-ı Kiram'dan Osman bin Affan radıyallahu anh hazretleri, Hazreti Osman adını radıyallahu anh çok zengindi. Dolayısıyla mevki, makam sahibi olmayı hatta Kur'an-ı Kerim'de iyi insanların nasıl olacağı bildirirken Müslümanlara imam olmak istediklerini bildiriyor Kur'an-ı Kerim'de. Hatta Süleyman Aleyhisselam, ya Rabbi, benden sonra kimseye nasip etmeyeceğim bir mülkü bana ihsan et diye dua etti. Hadis-i şerifte hak ve adalet üzere bir gün hakimlik yapmayı bir sene devamlı kaza etmekten daha çok severim buyuruldu. Tavsiye ediyor makamı. Yine bir saat adaletle idarecilik yapmak 60 sene nafile ibadet yapmaktan daha iyidir. Bu da hadis-i şerif. Dolayısıyla bu men edilmemiş. Men edilmemiş. Ama ben meşhur olayım diye yola çıkmıyor bunlar. Niyetleri ne? Kendilerine, çoluğuna, çocuğuna, Müslümanlara, insanlara faydalı olmak. Yani Allah-u Teala'nın kullarına faydalı olmak, Allah-u Teala'nın dinine hizmet edebilmek ve insanların rahatı ve huzuru için yola çıkıyor. Allah-u Teala bunlara da yardım ediyor. Bunlar da meşhur oluyorlar. Bu şekilde Allah-u Teala meşhur ettikleri o şöhret felaketinden kurtuluyor. Ama nefislerine uyarak meşhur olmayı isteyenler felaket çukuruna gidiyor. Daha sonra bunların hayatları da ömürlerinin sonunda çok rezil ve kepaze oluyor. Bir de üçüncü bir sebep bildirmişler. Mevki makam sahibi olmayı istemenin sebeplerinden üçüncüsü de nefsini eğlendirmektir. İnsanın nefsi baldan olduğu gibi mevkiden de lezzet almaktadır. Buradaki nefis bildiğimiz o kötü olan nefis değil. Veyahut da dizginleri elinde olan nefis ve bedeni aynı şekilde kontrol altında tutuyorsun. Beden de aynı şekilde hepimizin, ya ben de bir genel müdür olsaydım, bakan olsaydım, bak işte bu arabaya binecektim, gidecektim falan der. İnsanın içinden gelir. Bunlar reddedilmemiş. Bedenin yapısı itibariyle. Yapısı itibariyle ortaya çıkan bir istek yani. Çünkü burada bir ifade geçiyor. Arada İslamiyet'e uymayan işler bulunmazsa nefsi lezzet aldığı şeylere kavuşturmak haram olmaz diyor. Ama hani takva sahipleri pek iltifat etmezler buna. O ayrı bir mesele. Ama İslamiyet bunu men etmiyor. İslamiyet bunu men etmiyor. Demek ki bu naklettiklerimizden, İslam alimlerinin bu yazılarından anlaşılan şu ki, mevki makam sahibi olmak, meşhur olmak külliyen kötü değil. Nefsine tabi olarak bunları ister ve talep edersen nefsinin emrindesin. Nefs de seni aynı şekilde Allah-u Teala'ya isyan ve inkara sürüklediği için bu şeyler nefsin
azmasına, kudurmasına, başkalarına zarar vermesine sebep olacak bir silahı olur. Şöhret olmak, makam sahibi olmak. Ezer yani adam. Zulmeder. Şöhretiyle ezer. Benim gibi adama sen konuşabilir misin diye başlar adama. Benim işte bilmem ne etiketim var der. O da tehlikeli yani. Yani ilim adamıyım der. Akademik kariyeri vardır. O kariyere güvenir, kibirlenir. Tehlikeli olur. Tehlikeli olur. Ama yok bunları Allah-u Teala'nın kullarına ve Allah-u Teala'nın dinine hizmet niyetiyle kullanırsa zaten o belli olur. Herkes tarafından sevilmeye başlanır. Niye? Çünkü herkese zulmetmek, onları baskı altına almak, kendine köle yapmak düşüncesinde olmadığı için hal, hareket ve sözleriyle itici olmaz. Hizmet etmek için kullanır hizmet artık etmek o, için, o tür hizmet imkanları. Etmek için. Mesela İslam alimleri meşhur olmuştur. Evliya-i kiram meşhur olmuştur. Herkes kapısına gidiyor. Ama herkes bir defa aynı şekilde elini öpmek istiyor. Ondan sonra ne bileyim ben bir şey vermek istiyor. Çünkü yakinen görüyor. Verdiği şey o zat hemen fakirlere ve lazım olan yerlere dağıtıyor. Evet. Bunu gördüğü için de onlara olan muhabbet fazlalaşıyor. Mesela Abdülkadir Geylani Hazretleri çok meşhur olmuş. Bir hadise anlatılıyor. Vaktimiz oldu ama bir gün birisi gelmiş demiş efendim demiş. Ben demiş birisinden bir şey aldım. Borcumu ödeyemedim. Adam gelmiş sokağa çadır kurmuş bekliyor kapının önüne. Eve giremiyorum. Abdülkadir Geylani Hazretleri buyuruyor ki otur bakalım diyor. Sonra birisi gelmiş efendim demiş benim falan efendi gönderiyor. İşte bu kesedeki altınları size hediye olarak kabul eder misiniz? Koy oraya buyuruyor, koy diyor. O gittikten sonra o kimseye diyor ki al bu keseyi götür. Borcunu öde. Borcunu öde. Şimdi bu adam bunu gözüyle gördü. Yani Abdülkadir Geylani Hazretleri getir şu keseye bakalım bize de ihtiyaç vardır falan diye almadı. Kese geldi ve gitti ağzı açılmadan. Adam gitti borcunu ödedi rahatladı. Şimdi bu adam buranın kölesi olur. Gözüyle gördü çünkü bunu. Şimdi Abdülkadir Geylani Hazretleri çok meşhur. Meşhur da böyle meşhur. Tamam. Allah-u Teala'nın kullarına hizmet için meşhur. Dolayısıyla bu men edilmemiş. Ama nefsine uyarak makam, mevki, para neyse bunları elde etmek o tehlikelidir. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz bugün de Osman Ünlü hocamız önemli bir konuda bize bilgiler verdi. Bir sonraki programda yine beraber olacağız. Şimdilik hoşçakalınız. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, abdestli yatan uykudayken gündüz saim, gece kaim gibi sevaba kavuşur. Saim, oruçlu, kaim, gece kalkıp ibadet eden kimse demektir. Zikredelim dost seni, derim Allah, Allahu. İçtim teslim Kevser'ini, derim Allah, Allahu. Hannan Allah, ya Allah, 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 illa Allah. Mennan Allah, ya Allah, 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 illa hu. Ey Kerim-ü Zülfettah, zikrin fehmiye miftah. Etti gönlümü irtah, derim Allah, Allahu. Hannan Allah, ya Allah, 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 illa hu. Mennan Allah, ya Allah, 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 illa hu. Hannan Allah, ya Tam ilmihal, saadeti ebediye. Yeni Müslüman olan kimsenin veya akil ve bali olan Müslüman evladının evvela
kelime-i şehadet söylemesi ve bunun manasını öğrenip inanması lazımdır. Sonra ehli sünnet alimlerinin kitaplarında yazılı olan itikat, yani iman edilmesi lazım olan bilgileri öğrenip bunlara inanması lazımdır. Sonra ehli sünnetin 4 mezhebinden birinin kitaplarında yazılı olan fıkıh bilgilerini, yani İslam'ın 5 şartını ve helal haram olan şeyleri öğrenmesi ve bunlara inanması ve uygun yaşaması lazımdır. Bunları öğrenmek ve uymak lazım olduğuna inanmayan, ehemmiyet vermeyen mürtet olur. Yani kelime-i şehadet getirerek Müslüman olduktan sonra tekrar kâfir olur. 4 mezhebin itikadı birbirinin aynıdır. 4 mezhepten birinin iman ve fıkıh bilgilerine tabi olan, uyan bir Müslümana ehli sünnet veya sünni denir. 4 mezhepten birinde olmayan kimsenin imanı bozulur. Ya bid'at sahibi, yani sapık Müslümandır, yahut mürtet olur. Bunun her ikisi de tövbe etmeden ölürse, muhakkak cehenneme girecek, ateşte yanacaktır. Muhammed Masumi Faruki Hazretleri. 2. Bölüm. Yapışılacak ve saadet-i ebediyeye kavuşturacak sağlam ip manasına gelen Urvetül Vüska lakabıyla da bilinen Muhammed Masum Faruki Hazretlerinin hayatını anlatmaya devam ediyoruz. Muhammed Masum Hazretleri, evliyanın önderi, ileriyi gören büyükler ordusunun kumandanı ve Allahü Teala'nın bildiği yüksek manevi makamlara kavuşan babası ve mürşidi İmam-ı Rabbani Hazretlerinin eşsiz sohbetleriyle yetişmiş, âlem onun nurlarıyla aydınlanmaya başlamıştır. Yıllar önce babası ve mürşidi İmam-ı Rabbani Hazretleri, "Sen zamanın en büyüğü, kutbu olursun" diye müjdelediği ve yıllar sonra bu müjdeye kavuşan oğlu Muhammed Masum'u bir gün huzuruna çağırır. Buyurur ki İmam-ı Rabbani Hazretleri, "Benim bu dünyaya bağlılığım, yalnız bu kayyumluk, yani insanlara feyz, himmet ve bereketlerin geldiği büyük evliyalık makamı, vazifesi ve muamelesi sebebiyleydi. Devamlı teveccühlerden sonra bu nimet sana verildi. Şimdi bu fani dünyada kalmak için sebep bulamıyorum. Bu alçak, aşağı ve hakir dünyadan göç etmem yaklaştı." buyurur. İmam-ı Rabbani Hazretlerinin bu veda konuşmasındaki her bir kelime bir alev topu olup oğlu Muhammed Masum Hazretlerinin mübarek kalbini yangın yerine çevirir. Derken yaşla dolar gözleri. Takatsiz bir şekilde, tarifsiz bir ızdırapla adeta kendinden geçer. Gidişiyle bütün zamanları ve müminleri hüzünlere gark edecek olan İmam-ı Rabbani Hazretleri, oğlu Muhammed Masum Hazretlerinin bu kederini görünce pek bir etkilenir ve oğluna büyük bir merhametle, "Ey oğlum, Allahü Teala'nın adeti şöyledir ki birini kendine çağırır, diğerini onun yerine oturtur." buyurur ve teselli eder geleceğin bir tanesi olacak olan büyük evliyayı. Muhammed Masum Hazretlerinin bir kerameti şöyledir. Bir gün Muhammed Masum Hazretleri abdest alırken elindeki ibriği ani bir hareketle duvara fırlatır. İbriğin paramparça olması bir yana, ibriği getiren talebenin gönlünde fırtınalar kopmuştur. Bir hata mı yaptım düşüncesiyle kıvranır talebe. Ve gidip durumu arkadaşlarına anlatınca, konu nihayet yine Muhammed Masum Hazretlerine gelir. O ise şöyle buyurur: "O talebemize söyleyiniz ki üzülmesin. Biz o ibriği şunun için attık ki, bir talebemiz sahradayken aç bir arslana rastlamıştı. Arslan onu parçalamak üzereydi ki,
bizden yardım istedi. O anda durum acildi ve benim elimde ibrikten başka bir şey yoktu. Bunun için o ibriği fırlattım ve bizi seven o insanı helak olmaktan kurtardım. Birkaç gün sonra Arslan'dan kurtulan talebe, olayın Muhammed Masum Hazretlerinin anlattığı gibi vuku bulduğunu söyler ve testi parçalarını yanında getirdiğini söyleyince, herkes bir daha hayran olur Büyük Veli'ye. Büyük Veli'nin bu kerameti, Allahü Teala'nın evliya kuluna verdiği nimetleri ve bu kullarından yardım isteyenleri nasıl mahrum bırakmadığını ve evliyalarında ne büyük kerametler yarattığını gösteren en büyük misallerden biri olarak geçer kayıtlara. Muhammed Masum Faruki Hazretleri buyurdu ki: Allahü Teala insanı beyhude boş yere yaratmadı ki insan kendi haline terk olunsun. İstediğini yapsın, hoşuna giden şeye uysun. O emirlere uymakla ve yasaklardan sakınmakla insanı sorumlu tutmuştur. İnsan için bunu yapmaktan başka çare yoktur. Bunu yapmayıp nefsine, arzu ve hevesine uyanlar asi, inatçı olup Allahü Teala'nın gazabına uğrarlar ve çeşitli azaplara müstehak olurlar. Ömrün en kıymetli zamanı gençlik zamanıdır. En kıymetli şey ise marifetullah'tır. Gençliğini en kötü şey olan heva ve heves peşinde harcayıp marifetullah'ı ömrün en kötü zamanı olan ihtiyarlık zamanına bırakanlara yazıklar olsun. Nefslerinin arzularına tabi olup dünya lezzetlerini İslamiyete uygun kullanmayanlar böylece faydalı ve daimi olan cennet lezzetlerinden kaçanlar çok zavallıdır. Allahü Teala'nın her şeyi gördüğünü bilmiyorlar mı? Zararlardan kurtulmak için dünya lezzetlerini İslamiyete uygun kullanmak lazım olduğunu işitmemişler mi? Sorgu sual günü elbet gelecek. Herkesin dünyada yaptıkları önlerine serilecektir. Dünyada Rabbinin rızasını kazanmış, onun haram ettiği şeylerden sakınmış olanlara o gün müjdeler olsun. Dünyanın yaldızlı hayatına aldanmayanlara, Rabbinin azabından korkarak nefslerine hakim olanlara, evinde ve emrinde olanlara namaz kılmalarını emredenlere müjdeler olsun. Allahü Teala'nın gösterdiği saadet yolunda olanlara ve Muhammed aleyhisselama tabi olanlara selamlar olsun. Bugün de sizlere şirin ilimiz Kayseri'den sesleniyorum. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın destek ve katkılarıyla yapmakta olduğumuz programlarımızın bugünkü bölümünde sizlere yetiştirebilirsek iki ayrı tarihi eseri tanıtmaya çalışacağım. Şu anda önünde bulunduğumuz cami Yanıkoğlu Camii. 1685'lerde yapıldığına dair kitaplarda kayıtlar var. Cami üzerindeki tarihle bazı tarih levhaları var. Bizim verdiğimiz tarihte 1-2 senelik fark oluyor. O da Hicri, Rumi, Miladi çevirmesindeki ay farkındandır. O fahiş bir tarih hatası değildir. Aylara denk geldiğinde onun hangisinin doğru olduğu ortaya daha çabuk çıkıyor. Bunun banisi, inşa tarihini söyledik. Banisi Yeniçeri Serdarı Süleyman Ağa. Halep'teymiş efendim. Herhalde Kayseri'yle bir bağlantısı vardı ki biz o hikayelerine ulaşamadık. Kayseri'de böyle bir hayır eser yaptırdı veya buralarda bulundu. Osmanlı'nın malum kara ordusu Yeniçeri ordusuydu. Sipahiler de vardı. Onlar da kara ordusuydu ama
Tabii Yeniçeri ile onların hareket kabiliyetleri çok farklıydı. Daha ziyade bu bölgede Osmanlı'nın sipahi birlikleri de bulunabilirdi. Amasya, Merzifon bölgesinde yaylaklar bol olduğu için, otlaklar bol olduğu için Osmanlı'nın süvari askerleri bulunur, sipahi askerleri bulunur. Hadi dendiği zaman piyadeden çok çabuk başkente yetişebilirlerdi. Ancak Yavuz Sultan Selim Han Çaldıran'a giderken, 1514'lerde Çaldıran'a giderken Kayseri üzerinden Sivas'a geçmiş, burada da konaklamış, Kayseri'nin misafiri olmuş efendim. Yeniçubuk bölgesinde 40 bin askerini bıraktı. 100 bin askerin 40 binini bıraktı. Siz burada dedi, otlağı bol buranın. Burada bekleyin. Ben ihtiyaç duyarsam, ihtiyat olarak bıraktı onu. Hem de çok akıllı bir ihtiyat. Yani bugünkü dünyada modern strateji uzmanları dahi 100 bin kişilik ordunun 40 binin ihtiyat bırakılmasına cesaret edemiyorlar. Evet. 40 bin değil 30 bin bırakması lazımdı bugünkülerin hesabına göre. O 40 binini ayırıyor. 10 bin kişilik o da yürek ister efendim. İşte böyle bir zamanda buralarda bulunmuş veya bu memleketten olmuş olan Yeniçeri Serdarı. Serdar demek kumandan demek. Yani bir birliğin kumandanı. Bu Yeniçeri'nin 82 tane ortası vardı Osmanlı'da. O orta komutanları değil. Onlar değil, onlara çorbacıları deniyordu ortanın. Yani yüzbaşı, binbaşı bugünkü manada rütbelerde oluyordu. Bir de bu ortalardan 3-5'inin 10'unun bağlandığı bir yer vardı ki bunlar İstanbul'un dışında merkezi askeri teşkilatın dışında o bölgelerde bulundurulan kara ordusuydu. Oradaki serdarlık. Halep'ten hayli dükkan bu caminin vakfı olarak bırakmış. Bağlı akar vakıfları. Ama ne yazık ki Halep elimizden çıktıktan sonra o vakıflardan bir kuruşluk para gelmemiş. Sade o mu? Mısır'daki vakıflar öyle, Şam'daki vakıflar öyle, Bağdat'takiler öyle. Sayın sayabildiğiniz kadar, Süleymaniye'dekiler öyle. Tabii o vakit ayrı gayrısı yok. Ordudaki subayı da, efendime söyleyeyim, eri de, kimisi Bağdat'ta, kimisi Şam doğumluydu ve öyle devam ediyorlardı. Ama şimdi ne oldu? Araya hudutlar girdi. Halep Osmanlı'nın toprağıyken Urfa'dan çıkıldığında Halep'e kadar tamamıyla elma bahçeleri aralarından geçilirdi. Hatta Yavuz Sultan Selim Han Mısır seferine giderken askerler bahçelerden acaba elma mı çaldılar diye o bölgeyi geçtikten sonra orduda elma arattırmıştır. Bana bir tane elma var lazım diye. Yani kim çaldı falan arayın dememiş. Bir tek elma bulunsaydı ben bu seferi iptal ederdim. Hırsız ordu gittiği yerde muvaffak olamaz. Onun için de ben çok şükür ki ordumdan bir kişi dahi bir elma koparmamış dallarda kırmızı kırmızı elmalar sallanırken. Nefis buna kolay dayanır mı efendim? Evet, ondan sonra gittiğinde de şıp diye Mısır'ı fethetti. Hicaz'da kendiliğinden mütabaatını bildirdi. Şimdi gidelim caminin önüne efendim. Caminin son cemaat yeriyle ilgili bazı bilgileri daha vermeye çalışayım. Şimdi son cemaat yerinin önüne gelmiş oluyorum. Burada 4 tane ahşap direk var. Bu direklerin üzerinde yağlı boya varmış. Macun izleri görünüyor yarıklarında. Ama Vakıflar İdaresi'nin genel müdürlüğün ana prensiplerine uygun olarak gayretleriyle bunlar kaldırılmış. İşte şu görüntü çok güzel bir hava vermiş. Üst örtüsü son cemaatlerinin tamamıyla ahşap direklerle yapılmış. Güzel bir hava vermiş. Biraz camiyi çukurda bırakmışlar. Etrafı doldurmuş, yol olmuş, dükkan olmuş, o olmuş, bu olmuş. Şimdi Kayseri'deki bu konumu da değiştirecek halimiz yok. Bu haliyle cemaat bunu rahat rahat kullanıyor. Burada bir de güzel giriş kapısı var. Harime giriş kapısı. Üzeri gene Kayseri taşlarıyla ve mermerlerle karışık olarak yapılmış. Yan lentoları siyah taşlardan. Üstteki kemeri ise siyah beyaz karışımı taşlardan yapılmış. Buradan harimin içerisine giriyoruz efendim. Caminin harim kısmına girmiş bulunuyorum gördüğünüz gibi. Burada da 4 tane güzel kalın ahşap direk bu caminin bütün tavanını, çatısını, her şeyini taşıyor. Bunda da boyalar maşallah kaldırmışlar. Böyle yeri görünce ferahlıyorum efendim. Boyanan yeri görünce de açıkça içim sızlıyor. Bazı seyircilerimiz hatta diyor ki ya hocam yeter artık vallahi bundan sonra boyamayacağız diyor. İnşallah. İnşallah.
Böyle bir netice alırsak gene kendimi bu konuda muvaffak olmuş sayacağım. Buradan hemen her camide olduğu gibi tavan ve direkleri söyledikten sonra minberin yanına gidiyorum efendim. Şöyle şu direğin arkasından minbere doğru yollanayım. Minber mermerden yapılmış. Tabii son dönemin makineyle kesilen mermerlerin meydana getirdiği bir minber. Taşlar üzerine herhangi bir çiçek veya geometrik şekli motif olarak işlememişler. Sadece makinalardan çıkartıp mermerlerde değişik renklerde, buralarda boya yok. Bunlar mermerin kendi ana renklerdir, ağızdan çıktığı renkler. O da bir güzellik. Yenidir ama güzel bir minber yapmışlar. Güle güle kullansınlar diyorum. Mihrap görüldüğü gibi taşlar gayet güzel işlenmek suretiyle basit, sade bir işleyiş tarzı ile işlenmiş ve Osmanlı mihrabı buraya oturtturulmuş. Ayrıca da Mimar Sinan rahmetlinin yaptığı burada taklit edilmiş. Şu kadar genişlikteki yer, şöyle böyle bir metreye yakın yer, silmeler ve oymalar yapmak suretiyle daha dar bir alanmış gibi gösterilmeye çalışılmış. Tabi Mimar Sinan torunları ne yapacak? Dedelerinin yolundan gidecek. Toruna yakışan da odur. Ama yeri gelirse de dedeyi aşması lazım. Burada kademeli nişlerden ziyade iki kademeli işi bitirmiş. İstiridye kabuğunun şekli verilmeye çalışılmış. Sonra dışa da çok taşık bir mihrap yapılmadığı için de o da güzel cemaat imam uyuma meselesini halletmiş oluyorlar. Camide iki sıralı pencereler var. Üst pencereler içeriye daha çok aydınlık alsın diye ki etrafı önceden çok asmalık, ağaçlık bir yer. Alt pencerelerden kolay kolay ışık da alamıyormuş. Üst pencereleri iç kısmını dikdörtgen olarak yapmamış. Yayvan ağız yaptığı için de üst pencereleri içeriye ışık çok rahat giriyor. Şu anda dışarısı yağmurlu, bulutlu, kapalı olduğu halde içeride bayağı bir aydınlık vardı ama biz ışıkları da yaktık ki siz daha güzel bir görüntü göresiniz. Efendim buradan yeni bir camiye gideceğiz bugünkü programımızda. Birazcık sabredin, hemen oraya geçeceğiz. Şu anda Çiğdelizade, yani halkın tabiriyle Cıncıklı Cami'nin önüne geldik. Son cemaat yeri arkamda görünüyor. Biz oradan Allah nasip ederse caminin içerisine gireceğiz. Size caminin içini göstereceğiz. Yağmur da rahmet ilahide yağmaya başladı. Geçelim oraya efendim. Çiğdelizade Camii'nin içine gireceğiz. Son cemaat yerindeyiz. Son cemaat yeri tavanı düz. Ahşap görünüyor. Ahşap gibi görünüyor buradan. Lentolar atılmış üst tarafında. Son cemaat yerinin ön tarafı, yani sokağa doğru olan tarafında sütunlar var. Taştan sütunlar yapılmış. Üstü ihtimal ilk yapıldığı dönemlerde bunun kubbeydi. Üç kubbe olması lazım buraya sığabilecek kadar. İki yan kubbe, bir de orta kubbe. Çünkü inşa tarihi 1664, yani Girit Adası'nın Türkler tarafından fethinin senesi. O zamanlar Türk tarihinin, efendim, Osmanlı tarihi değil, Türk tarihinin en genç sadrazamı Köprülü Fazıl Ahmet Paşa idi. 28 yaşında efendim. Sadrazam olduktan sonra vefat edinceye kadar doğru dürüst İstanbul'a gelmedi. İstanbul'da sadrazamlık makamı kaimi makam denilen vekaletle idare edildi. Girit'te senelerce yer altında dehlizlerde yaşadı efendim. Ya Girit'in alınması için, ve aldı. Çok iyi bir eğitim almıştı. Çok vatanını, milletini, hükümetini sever idi, devletine bağlı idi ve o haliyle de yine genç yaşta vefat etmiş bir Türk büyüğüdür. İşte onun zamanında Çiğdelizade Hacı Ahmet Ağa, Çiğdeli diye herhalde bir sülale vardı Kayseri'de. Ona kayıtlarda pek ulaşamadık. Yani bazı bilgilerimiz mecburen ayakları yere basmıyor, ulaşamıyoruz. İnşallah bundan sonra Kayserili tarihle uğraşan gençler, buradaki Erciyes Üniversitesi'nin desteğiyle de Kayseri'deki tarihi eserlerin güzel bir künyesini ortaya çıkaracaklarına ben inanıyorum. Çiğdelizade deyince kim bu Çiğdelizade? Nereye dayanır? Nerededir? Çiğde köyü varsa Çiğde köyü nerededir? Veya kasabası nerededir? Bunların hep çıkarılması icap ediyor ki bu işler
tam olarak yere oturabilsin. Ben bunu yapılacağına inanıyorum. Buradan harem kısmına girelim. Harem kısmı hakkında da birkaç kelimecik sizlere arz etmeye çalışacağım. Şimdi caminin harem kısmına girdik. Bu harem kısmı görüldüğü gibi ortada dört tane direk, bütün çatının yükünü duvarlarla beraber arkadaşça taşıyorlar. Çatının üzeri yine ahşap görünümlü direk diye anladığımız bir şekilde örtülmüş ve yanlarda kemerlerle çatıya destek olmuş. Şimdi burada her camide olduğu gibi öncelikle minberi söyleyeceğiz. Minber görebildiğimiz kadarıyla bu zamanın mermer makineleriyle yapılmış, el işçiliği olmayan bir minber. 1664'lerin minberleri elbette ki makineyle değil, elle, sabırla, dua ile yapılan minberler idi. Mihrabı çok güzel. Mihrap Osmanlı'nın İstanbul'daki büyük camilerin mihrabı gibi. Yanlarında iki tane de denge taşı yapılmış. Denge taşı dönmesi lazım. Duvara temas etmiyor. Fakat alt üst başları alçıyla doldurulmuş. Sanki dönse bir zararı olurmuş. Yani cami böyle bir sağlamlaşıyor? Değil tabii. Mihrabın etrafı çepeçevre çinilerle güzelce bezenmiş. Ve ortasında da yazılarla ayet-el kürsi U düzeni şeklinde yapılmış. Tabii bu caminin bu şekilde çinili ve yazılı olması 1985'lerden sonra olduğunu zannediyoruz. Çünkü öyle bir yazı var üzerinde mermere yazılmış. Filan zat tamir ettirdi 1985'te diye. Fakat o tarihten sonra da caminin adı Cıncıklı Cami kalmış. Cıncık yani böyle parlayan şeyler olan cami. Ben evvela minaresinde mi bir şey var cıncık dedim. Meğer son zamanın insanları bu ismi koymuşlar. O da buradaki çinilerden dolayı. Çünkü çok çinili bir cami pek Kayseri'de yok. Selçuklu'dan kalan turkuazlar var ama onlar da artık bir kısmı dökülmüş, bir kısmı kalabilmiş. Efendim, Kayseri'deki programlarımız devam ediyor. Bugünkü programımızda sizlere iki tarihi camiyi anlatmaya çalıştık. Maşallah Kayseri tarih hazinesi gibi eştikçe çıkıyor, eştikçe çıkıyor. İnşallah bizden sonra gelenler çok daha güzel tarihi eserleri ortaya çıkaracaklarını ben bekliyorum, ümit ediyorum. Bugünkü programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hoşça kalın efendim.